Buyurun. Müsaitseniz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Yaman Bey'le mi ilgili? Bir şeye canı sıkkın galiba. Soramıyorum ama neyim var diye. Görüyorum. Kendi de anlatmıyor. Yaman Bey kolay kolay içindekileri açık eden biri değildir. Sıkıntısını sorsam söyler yani, değil mi? Bilmem. Ama siz de sormadan bilemezsiniz. Haklısınız. İyi geceler. İyi geceler. Yatmadın mı sen? Bir şey var sende. İyi misin? Sorduğum sorular mı canını sıktı? Yanlış bir şey mi dedim? Sen benim için çok şey yaptın. Eğer benim de senin için yapabilecek bir şeyim varsa... Yapabileceğin hiçbir şey yok. Ateş, odamızdaki şöminenin ateşi mi? Hayır. Seni ilk gördüğüm gün yanan ateş. Sana aşık olduğumu anladığım ilk gün içimde yanan, kuvvetlenen, her yerimi sarıp sarımlayan ateş. İçinde yanıp kül olmak istediğim, o mıknatıslı demir gibi seninle bir olmak istediğim ateş. Seni daha fazla sevemem sanıyordum. Yanılmışım. Bu fotoğraf
yanında ol istedim. Artık... artık kalbimde iki erkek taşıyorum. Biri emanetim. Diğeri kocam. Sen bendesin. Ben de sendeyim artık. Kopamayız ki birbirimizden. Seni burada bekleyeceğim. Nereye gidersen git. Havada bulut yok. Bu ne dumandır? Mahallede şu Yemen elleri, ne de onun sesi. Ah o Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir? Burası huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne işti? Kışlanın önünde redif sesi var, bakın çantasına, acep nesi var, bir çift kundurayla, bir de fesi var, ah o Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir? Burası hoştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir?